Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Geçen dersin sonunda kısa bir yer kalmıştı. Orayı da bir okuyalım. Ondan sonra ikinci mefastan devam edeceğiz inşallah. İşte müteharrik havanın müteharrik zerresi, havanın her bir hareketli zerresi ya nebatata veya hayvanata, hatta meyvelerine ve çiçeklerine giydirilen suretlerin, miktarların teşkilatını, biçimini bilmesi lazım geldiği veyahut onlar bir bilenin emir ve iradesiyle memur olması lazım geldiği gibi, sakin toprak, sakin olan her bir zerresi. Yani normalde atom yapısı itibariyle hareketlidir. Fakat hava zerreleriyle toprak zerrelerini birbirine kıyasladığımız zaman hava zerreleri hareketlidir. Durmadan deveran eder. Şu elimizi salladığımız zaman sağa sola durmadan ne yapıyor? Hava zerreleri hareket ediyorlar yani. Ama toprak ona mümasil olarak olduğu yerde sabit durur yani. İşte toprağın sakin olan her bir zerresi, bütün çiçekli nebatatın ve meyvedar ağaçların tohumlarına medar ve menşe olmak kabil olduğundan, hangi tohum gelse ve o zerrede hangi misliyet itibariyle bir zerre hükmünde olan bir avuç toprakta kendine mahsus bir fabrika ve bütün levazımatına ve teşkilatına lazım bütün cihazatı bulunduğundan, o zerrede ve o zerreciğin kulübeciği olan o bir avuç toprakta eşcar ve nebatat ve çiçekler ve meyveler envağı adedince muntazam manevi makine ve fabrikaları bulunması veyahut mucizekar her şeyi hiçten icat eder ve her şeyin her şeyini ve her cihetini bilir bir ilim ve kudret bulunması lazımdır. Veyahut bir kadir-i mutlak, bir alim-i külli şeyin emir ve izniyle, havl ve kuvvetiyle o vazifeler gördürür. Yani özellikle toprakta işte her bir tohum birbirine zahiren benzer ama hakikatte her birisinin içerisinde farklı programlar vardır. Yani birisi çiçeğin tohumudur, birisi ağacın tohumudur, birisi elma ağacının, birisi armut ağacının. Her birisinin nizamı, intizamı, teşkilatı, teçhizatı birbirinden tamamen farklıdır. Dolayısıyla aynı o tohumların her birisi aynı toprağın içerisine adeta defnediliyorlar büyümeleri ve gelişmeleri için. O defnedildikleri zaman yani alternatifler ya toprağın her bir zerresi onun yani ister çiçeğin ister ağacın ister başka bir bitkinin bütün teçhizatını, cihazatını, şeklini, şemailini, neyi var neyi yoksa hepsini bilecek, ona göre tanzim edecek, ona göre şekil verecek, suret giydirecek. Veyahut orada her bir işte bitki için, çiçek için, ağaç için neyse her birisi için kendisine özel fabrikalar bulunacak ki orada bunların olmasının hiçbir mümkünatı yoktur. Veyahut üçüncü ve gerçek doğru seçenek olan bir alim ne dedi burada? Her şeyin her şeyini, her cihetini bilir bir ilim ve kudret bulunması lazımdır. Yani onlarda veyahut bir kadir-i mutlak, kudreti her şeyi ihata eden, her şeyi içine alan sonsuz kudret sahibi, bir alim-i külli şeyin, her şeyin her şeyini bilen, alim olan bir zatın emir ve izniyle, havl ve kuvvetiyle o vazifeler gördürülür. Bu üçüncü seçenekten başka yol yoktur. Evet, nasıl ki bir acemi, ham, ami, adi, hem kör bir adam, Avrupa'ya gitse, bütün fabrikalara, tezgahlara girse, üstadana kemali intizam ile her bir sanatta, her bir binada işler, öyle eserler yapar ki nihayet derecede hikmetli, sanatlı, herkesi hayrette bırakıyor, zerre miktar şuuru olan bilir ki o adam kendi başıyla işlemiyor, belki bir üstadı kül ona ders verir, işlettirir. Bakın öyle bir misal verdi ki, bir adam dedi, bu adam nereye gidiyor? Avrupa'ya. Avrupa'da ne yapıyor? Avrupa'nın fabrikalarında çalışıyor. Peki bu adam nasıl bir adam? Vasıflarını sayıyor. Bu adam 1. acemi, 2. ham, daha hiç böyle yerlerde ne yapmamış? Çalışmamış. 3. ami, bilmez böyle şeyleri. 4. adi, sıradan dışarıdaki herhangi birisi yani. Hem kör bir adam, gözleri de görmüyor yani. Şimdi böyle bir adamın, düşünebiliyor musunuz? Yani bir fabrikada çok mükemmel işler yapar. Nasıl yapabilir yani? Değil mi? Şimdi iş yerleri işçi alırken ilanat verirler.
İşte vasıflı bilmem ne şu özelliklere sahip işçi alınacaktır derler yani. Bazen de vasıfsız derler yani. Hiç önemli değil, vasıfsız alınacak derler. Böyle var değil mi abi? Siz alıyorsunuz herhalde. Var. Var, vasıfsız işçi. Aslında vasıfsız alırken ne yapıyorlar? Vasıflandırıyorlar yani. Vasıflandırmadan olmaz ki bu iş yani. Olmaz bu iş yani. Öğretmeden yapamazsın yani. E şimdi misalde ne diyor? Misalde diyor ki, acemi, ham, ami, adi, kör bir adam. Hiçbir vasfı yok. Böyle bir adam Avrupa'ya gidiyor. Bütün fabrikalarda tezgahlara giriyor. Üstadane kemali intizam ile her bir sanatta, her bir binada işler. Öyle eserler yapar ki nihayet derecede hikmetli, sanatlı, herkesi hayrette bırakıyor. Hayrette bıraktığı nedir? Allah Allah ya. Bu adam nasıl bu işleri yapıyor ya? Ya mümkün değil. Bu adam bu işleri yapamaz. Bu misal niçin veriliyor? Toprak için veriliyor. Toprak her bir bitki için, öyle mi? Her bir ağaç için, her bir nebat için hamdır, acemidir, kördür, sağırdır yani. Ama topraktan çok antika şeyler çıkıyor. Allah Allah. Hayret. Bu toprak bu işleri nasıl yapıyor? Bu kör adam o fabrikalarda nasıl çalışıyorsa, bakın devamında geliyor. Zerre miktar şuuru olan bilir ki, biz o adama hangi nazarla bakarız? Zerre miktar şuuru olan bilir ki, o adam kendi başıyla işlemiyor. Belki bir üstadı kül, yani ona bu fabrikalarda çalışmanın eğitimini veren bir üstad. Üstad dedi, sahasında uzman kişi, değil mi? Üstad o. Sahasında uzman kişi. Ona bu eğitimi veriyor, o da yapıyor. Yoksa diğer türlü mümkün değil, yapamaz. Bir üstadı kül ona ders verir, işlettirir. O zaman aynı şey biz toprak için söyleyebilir miyiz? Bir üstadı kül toprağa ders verir ve toprağı böyle işlettirir, çalıştırır. Kimdi o üstadı kül? Bir kadir-i mutlak, bir alim-i külli şey. Allah. Hem nasıl ki, bir misal daha veriyor. Bir kör, aciz, yerinden kalkamıyor, basit bir kulübeciğinde oturmuş bir adam bulunuyor. Halbuki o kulübeciye bir dirhem gibi küçük bir taş, kemik ve pamuk gibi birer madde veriliyor. Halbuki o kulübecikten batmanlarla şeker, toplarla çuha, binlerle mücevherat, gayet sanatlı, murassatlı libaslar, lezzetli taamlar çıkıp gelse zerre miktar aklı olan demeyecek mi ki? Birinci misal havaya misaldi. İkinci misal toprağa misal. Ne dedi? Okuyayım. Kör, aciz, yerinden kalkamıyor. Diğerindeki hareketliydi, buradaki yerinden kalkamıyor. Basit bir kulübeciye oturmuş bir adam, toprağın misali. Halbuki o kulübeciye bir dirhem gibi küçük bir taş, kemik ve pamuk gibi birer madde veriliyor. O kulübecikten içeriye bir madde atılıyor. Nedir? Ya bir dirhem taş veya bir kemik veya bir pamuk. Küçücük bir şey atılıyor. Peki o kulübeden ne çıkıyor? O kulübecikten batmanlarla şeker, batmanlarla, toplarla çuha, binlerle mücevherat, yani mücevher kıymetinde şeyler, sanatlı, murassatlı libaslar, lezzetli taamlar çıkıp gelse zerre miktar aklı olan demeyecek mi ki? Allahu Ekber yani. Yani bir saksının içerisine bir tohum ekiyorsun, oradan bir ağaç çıkıyor ya. Allah Allah. O kulübeciğin içerisine bir kemik yattın adeta. Kemik ağaca dönüştü. Nasıl oluyor ya bu? Aklı olan demeyecek mi ki? O adam gayet mucizekar bir zatın menşe-i mucizatı olan fabrikasının bir mandalı veyahut miskin bir kapıcısıdır. Demek ki asıl işleri yapan kim? Gayet mucizekar bir zat. Mucize dediğimiz şey, işte bunlarda biz aciziz yani. Biz bunları yapamayız. Kulun, beşerin, mevcudatın ve mahlukatın aciz kaldığı her şey mucizedir. Yani Allah'ın halk ettiği her şey bir mucize eseridir, kudretin bir neticesidir. Aynen öyle de havanın zerreleri, her biri birer miktubat-ı semadaniye, birer antikayı sanat-ı rabbaniye, birer mucize-i kudret, birer harikayı hikmet olan nebatat ve eşcar, ezhar ve esmardaki meyvelerdeki, semerelerdeki harekat ve hidamatları bir saniye Hakimi Zülcelal'in
bir fatır-ı kerim-i Zülcemal'in emir ve iradesiyle hareket ettiğini ve toprağın zerreleri dahi her biri birer ayrı ayrı makine ve tezgah, birer ayrı matbaa, birer ayrı hazine, birer ayrı antika ve Sani-i Zülcelal'in esmasını ilan eden birer ayrı ilanname ve kemalatını söyleyen birer ayrı kaside hükmünde olan o tohumcuklarının, o çekirdeklerin sümbüllerinde, ağaçlarında menşe ve medar olmaları, emri kün feyeküne malik, her şeyi emrine musahhar bir Sani-i Zülcelal'in emriyle, izniyle, iradesiyle, kuvvetiyle olması. 2 kere 2 4 eder gibi kat'idir. Amin. Bu geçen dersimizin son kısmıydı. Aslında geçen derste bununla ilgili uzun uzun konuşmuştuk. Yine de zihnimiz hatırlasın diye o sonunu okuduk. Kısaca şey olsun diye. Şimdi ikinci mebhasa geçiyoruz. İkinci mebhas neden bahsediyor? Onu okuyacağım. İnşallah bu zerre bahsi böyle bitireceğiz yani. Kendimizin de zerre olarak düşünüp ne olduğunu kendi üzerimizde, yani okunan her bir şey bir taraftan tevhid dersi olmakla beraber, tevhidin delilleri olmakla beraber, diğer taraftan adeta her bir zerrenin yerine kendimizi koyalım. Kendimizi anlamaya, kendimizi dinlemeye, kendimizden o misalleri çıkarmaya çalışalım. İkinci mebhas, ikinci bahis. Nedir bu ikinci bahis? Nelerden bahsediyor? Zerratın harekatındaki vazifelere, hikmetlere küçük bir işarettir. Bu önemli. Artık konunun, yani mevzunun sonuna doğru geliyoruz. Yani adeta şöyle bir sual var. Sual şu: alemde hareketsiz olan hiçbir şey yok. Her şey hareketlidir. Durmadan değişkendir. Durmadan bir şey bir şeye dönüşür. Bir halden bir hale geçişler vardır. Onun için 15. mektupta da özellikle şu soru sorulur. Neden bu dönenler durmuyorlar? Durmadan hareket ediyorlar. Hareketleri hiçbir zaman bitmiyor. Ta en başlangıçtan en nihayete kadar bu hareketlilik ister zerrede, ister zerreden meydana gelen maddelerde, ister o maddelerden meydana gelen mevcudat ve mahlukatta. Durmadan nedir? Yeniden yeniye tazelenmeler, yeniden yeniye değişmeler ve dönüşmeler vardır yani. İşte bir bahar gider, yerine ne gelir? Başka bir bahar gelir. Bir yaz gider, yerine başka bir yaz gelir. Bir insanın bir cesedi gider, yerine başka bir ceset gider, gelir. Doğru mu? Dolayısıyla böyle durmadan değişir yani. Cenab-ı Hak şu vücudu yılda 2 defa komple değiştirir. Saniyede 3 milyon civarında hücreyi ne yapıyor? Değiştiriyor yani, değiştiriyor. Bu değişmeler neden? Bu değişmelerin hikmeti, maslahatı, vazifeleri nedendir? Nedir? Cenab-ı Hak niye durmadan alemi adeta böyle hallaç pamuğu gibi atıyor, durmadan değiştiriyor ve dönüştürüyor? Allah'ın bu değiştirmede ve dönüştürmedeki nedir? Hedefinde ve gayesinde maksat ve hikmetler nelerdir? Vazifeler olarak hangi zerreye, her bir zerreye veya her bir mevcuda, her bir mahluka ne vazifeler yüklemişlerdir? O vazifeleri anlamaya, bilmeye, idrak etmeye çalışacağız inşallah. Bunlar aynı zamanda bizim de yaratılışımızın vazifeleridir. Unutmayalım. Biraz önce ben özellikle bunu söyledim. Yani kendimizi her bir zerrenin yerine koyalım. Bizde neden değişmeler, dönüşmeler var? Başımıza gelen hadiselerin, vakaların, her bir şeyin hikmeti, maslahatı, gayesi, vazifesi nedir? Cenab-ı Hak niye bizi durmadan bir musibetten diğer bir musibete atıyor? Neden durmadan işte çocukluktan gençliğe, gençlikten olgunluğa, olgunluktan ihtiyarlığa, bunlar da bizim mevsimlerimiz. Neden durmadan değiştiriyor? Cenab-ı Hak bir anda işte 33 yaşında, cennet yaşında halk edebilirdi. Bir anda her bir şeyi en kemaliyle, yani tutup çekirdekten işte filize, filizden fidana, fidandan ağaca, ağaçtan meyveye dönüştürmezdi. Direkt meyveyi verirdi. Neden bu aralar, bu faslalar böyle gelip geçiyor? Bunların hepsinin ne anlatılacak? Hikmetleri, maslahatları ve yüklenen vazifeler. Onlardan bir iki tanesini inşallah okuyalım. İkinci mebhas, zerratın hareketindeki vazifelere, hikmetlere küçük bir işarettir. Evet, akılları gözlerine sukut etmiş bir,
bizim birinci kısımda yani ene bahsinde özellikle okurken ve bu risalenin başında da ifade ederken bir kere materyalistlerden bahsedildi, felsefecilerden bahsedildi, öyle mi? Maddeyi esas alanlardan bahsedildi. Maddeyi esas alanlarda ne vardı? Ne vardı? Onların akılları gözlerine sukut etmişti. Yani gözleriyle gördüklerine inanıyorlardı. Gözleriyle gördüklerinin ötesinde başka bir manayı kabul etmiyorlardı. Biz her şeyi maddede arayanların akılları gözlerindedir. Göz ise maneviyatta nedir? Kördür. Akılları gözlerine sukut etmiş maddiyunların hikmetsiz hikmetleri. Onlar da kendi kafalarına göre bazı fikirler ortaya atmışlar değil mi? O fikirler onların hikmetleri oluyor yani. Ama hikmetsiz. Hikmetsiz. Ne demişler? Bütün her şeyi, mevcudatı, mahlukatı tamamen tutmuşlar. Zerrenin hareketine vermişler. Böyle bir fikir ortaya atmışlar ama bu fikir hikmetsiz. Bunun hiçbir manası, hiçbir maslahatı yok. Allah'ı bildiren, Allah'ı bulduran, Allah'ı tanıtan burada hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hikmetsiz hikmetleri, abesiyet esasına istinad eden felsefeleri. Ha. Aslında felsefelerin aslı esası nedir? Abesiyet. Abesiyet nedir? Malayaniyatla iştigaldir yani. Boş şeylerle iştigal etmeye, boş şeylerle meşgul olmaya abesiyet deriz yani. İçinde hiçbir hikmet, hiçbir mana, hiçbir maslahat olmayan bir şey abestir. Abestir yani. Şuradaki konuşma değil mi? Ders maksatlı olan konuşmadır ki bir hikmeti vardır değil mi? Ders maksatlı bir konu. Bir gaye var, bir hedef var, bir maksat var. Şimdi ders maksatlı gelmişsin ama ders maksatlı değil de başka şey konuşuyorsun. Bu nedir? Abesle iştigaldir. Kardeşim ne yapıyorsun sen? Şu salon, şu gelen insanlar, şu ortam, şu şekil senin bu şekilde konuşmanı gerektirmiyor. Tam tersine ders mahiyetinde konuşman gerekiyor. Böyle konuşursan hikmetli. Yok diğer türlü havadan, sudan, denizden, karadan, boş şeylerden kendi kendine yani bir ceviz kabuğunu doldurmayacak kadar boş olan şeylerden konuşursan abes ile iştigal edersin. Bir manası yani. Dolayısıyla felsefe böyle. Felsefe ne yapmış? Abesiyetle iştigal etmiş. Ne kadar kitaplar yazmışlarsa, ne kadar sayfalar doldurmuşlara, ne kadar ömür harcamışsalar fark etmez. Yaptıkları şey boş şeylerle iştigaldir. Affedersiniz bir ceviz kabuğunun içini dahi doldurmaz. Doldurmaz yani. Onların nazarında tesadüfle bağlı olan tahavvülat-ı zerrat. Biz zerrenin hareketini şu anda konuşuyor bitiremiyoruz. Ama onlar ne demişler zerrenin hareketiyle ilgili? Zerre rastgele hareket ediyor. Tesadüfen hareket ediyor yani. Öylesine hareket ediyor. Hiçbir manası, hiçbir maslahatı, hiçbir gayesi, hiçbir hedefi yoktur. Böyle demişler yani. Bütün düsturlarına üssül esas tutup bunu da ondan sonra çıkarmış oldukları bütün ölçü kaide kurallarına da esas yapmışlar yani. Zerrenin hareketi tesadüfidir. Bütün madde, bütün malzeme, bütün alem, bütün dünya ona bina edilmiştir. Şimdi başlangıç rastgele kendi kendine boş boş olunca devamı da ne olacaktır? Aynı olacaktır yani. Hiçbir şey çıkmaz oradan yani. O da manasız, o da boş. Masnuat-ı ilahiyeye mastar göstermişler. Allah'ın halk etmiş olduğu sanatlara o tesadüfen olan oluşumları kendilerine göre, tesadüfi olan şeyleri kaynak göstermişler. Bu kadar hikmetli şeyler böyle tesadüfi olan şeylerden olacak. Bu ağaç nasıl oldu? Valla tesadüfi. Bu limon nasıl oldu? Valla tesadüfi yani. Bu hurma nasıl oldu? Valla tesadüfi işte öylesine. Şey aynen yani şeyin çölde kumun içerisine bir çekirdek öylesine düştü derken şöyle böyle derken oradan hurma çıktı. Böyle izah olabilir mi ya? Bugünün ilim dünyası böyle bir fikri kabul edebilir mi? Onun için 23. lem'ada Üstad Hazretleri bu materyalist felsefeye bir söz söylüyor. Ne diyor?
Eşek diyor, affedersiniz, bunu burada söyleyeceğiz yani. Şimdi makam bunu gerektiriyor yani, affedersiniz. Eşek diyor, muzaaf eşek olsa. Bir eşek, 1000 defa eşek olsa, affedersiniz. Sonra dönüp, insan olsa, bu fikri kabul etmem deyip kaçacaktır. Ya böyle bir şey olur mu ya? Ya ben eşek olduğum halde kabul etmiyorum. Siz nasıl kabul ediyorsunuz? Yani Bediüzzaman Hazretleri o materyalistlere bir eşeğin şuuru kadar dahi şuur vermiyor. Eşekte şuur vardır yani. Bu hal hayvanın şuurundan dahi aşağı bir şuurdur yani. Onun için Kur'an-ı Kerim böylelerini nasıl ifade ediyor? Belhum adal. Allah Allah. Hayvandan. Onun için Üstad Hazretleri o ifadeyi kullanıyor. Ayetin tefsiri. Böyleleri hayvandan aşağıdır yani. Ya kendi işlerini tanzim ederken akıl, mantık ve muhakemeyi kullanıyorsun da şu kainata kendinin dokunamayacağı, aklının, fikrinin, ilminin, iradenin nedir? Ürünü olamayacak, senin aklın ürünü olamayacak şu aleme nazar ettiğin zaman nasıl tesadüflere verirsin? Nasıl kendi kendine oldu dersin? Allah Allah. İşte onu anlatıyor yani. Nihayetsiz hikmetlerle müzeyyen bu alem ki her bir hücresinde, zerresinde, mevcudunda, mahlukunda belki binlerce neler var? Hikmetler, maksatlar ve gayeler var yani. Hikmetlerle müzeyyen, zinetlendirilmiş ve süslendirilmiş masnuatı hikmetsiz, manasız, karma karışık bir şeye isnat etmeleri ne kadar hilaf-ı akıl olduğunu zerre miktar şuuru bulunan bilir. Zerre miktar şuuru bulunan bilir yani. Ne demek istiyor? Böylelerinde şuur yok. Bediüzzaman Hazretleri Hebenneka'yı misal verir. Hebenneka ahmaklıkta meşhur. Arap felsefeci, o da felsefist. Arap felsefeci Hebenneka'yı misal verir. Kendisini yok olarak kabul eder. Yok olarak kabul eder. Kendisini yok olarak kabul ettiğinden dolayı hep boynuna bir kemik takıp gezmiş yani. Ne zaman kemiğe dokunsa, ha ben Hebenneka der yani, ben varım. Ha, daha yokum değil yani, varım yani. Varlığını ancak böyle şey yapabiliyor. Ahmaklıkta örnek yani. Ahmaklıkta örnek almak isteyen Hebenneka'ya baksın yani. Bediüzzaman Hazretleri onu misal vererek diyor ki, bir insan Hebenneka kadar ahmaklaşmış olsa yine de Allah'ı inkar etmemek gerektir yani. Çünkü niye? Orada misalini veriyor. Bir harf kendisini harf kadar gösterir. Bir harf, A harfi kendisini A harfi kadar gösterir. Ama A harfi kendisini yazanı bir kitap kadar gösterir. Dolayısıyla A harfinin yazanını inkar etmek, A harfinin kendisini inkar etmekten daha zordur. Daha zordur. Madem bu alem var, yazılmıştır, öyleyse Allah var. Bu alem varken Allah'ı inkar etmek mümkün değildir. Bir insan bu alemi inkar etse, yok saysa Allah'ı inkar edemez. Çünkü bundan yani Allah'ı inkar etmek bu alemi inkar etmekten daha zordur. Daha zordur yani. Nasıl yok diyeceksin. Ancak işte adeta şuursuzca hareket etmenin manasıdır yani. Zaten onlar da aslında bunu ifade edelim. Bunu söyleyelim. Bunu rahat bir şekilde bilin. Yani diyorsun ki akıl, insanın aklına, fikrine, zihnine gelir. Ya hocam burada işte zerre miktar şuuru bulunan bilir diyor. Onlarda hiç mi şuur yoktu yani? Hiç mi akıl yoktu? Hiç mi fikir yoktu? Bunun cevabını veriyor Bediüzzaman Hazretleri. Bir diyor, onlar bir şekilde nefislerini bir şeyle ikna etmek zorunda kaldılar. Yani batıl dahi olsa, saçma dahi olsa böyle bir fikrin içerisine girdiler. İkincisi önemli. Böyle bir fikrin saçma olduğuna, mantıksız ve muhakemesiz olduğuna akıl, mantık ve muhakeme noktasına nazar etmediler.
Bırak öyle kalsın dediler yani. Çok inceleme. Yoksa kabul ettiğimiz fikirlerin saçma olduğu ortaya çıkacak. İnceleme. Nefsimizi zaten bundan ikna ettik. Ondan sonra biz yolumuza devam edelim. Ne ibadet var, ne iman var, ne vazife var, ne taat var. Serkeşane, serbestane, çok rahat bir şekilde işte hayatımızı yaşıyoruz. Bu hayatı böyle nefis hesabına rahat bir şekilde yaşamak için böyle saçma bir fikrin de olması gerekiyor zaten. Çünkü niye Allah olmayacak ki onların dünyasında serbest bir şekilde yaşasınlar yani. Aslında bunun yolunu çizmişler yani. Aleme günahı neşretmek için böyle fikirlere saplanmış, etrafına da insanları bu fikirlere ne yapmışlar? Saplatmışlar yani. Mesela bu. Yoksa işte evrimi iddia eden adam evrime çok da itibar etmemiş değil mi? Ama daha sonra devam edenler, ondan daha akıllı olanlar kabul etmişler. Niye kabul etmişler? Ya sus ses çıkarma. Saçma bir fikir işimize geliyor. Niye doğrusunu bulalım yani? Gerek yok. Nefsimizi istediği gibi bu dünyada keyif ettiriyoruz yani. Buna bak sen demişler yani. Şimdi Kur'an-ı Hakîm'in, orayı geçtik, burası bir özetti. Kur'an-ı Hakîm'in hikmeti noktayı nazarında. Aleme nazar edeceğimiz zaman nasıl nazar etmemiz lazım? Sanatkarı kimse, öyle mi? Onun canibinden, onun tarafından bakmamız lazım yani. Tabloyu kim yapmışsa, o sanatkar tarafından tabloya bakmak lazım. O sanatkarı anlamak, bilmek, o sanatkarın nazarıyla aleme bakmak aslında. Öyle olması lazım değil mi? Bu kainat kimindir? Kimin mülkü? Allah'ın mülkü. Öyleyse bu kainata kimin tarafından bakacağız? Allah'ın tarafından bakacağız. Allah'ın tarafından bakmayı da Allah kelamında bize ifade etmiş. Nereden bakacağız? Kur'an'dan bakacağız. Bu kainat nasıl görünüyor Kur'an'dan? Onu anlatıyor. Kur'an-ı Hakîm'in hikmeti noktayı nazarında tahavülat-ı zerratın pek çok gayeleri, yani her bir atomun, her bir zerrenin bir halden başka bir hale geçmesi, her bir insanın bir halden başka bir hale geçmesi, her bir ağacın bir halden başka bir hale geçmesinin nedir? Kur'an-ı Hakîm'in nazarında çok hikmetleri, çok maslahatları, çok gayeleri vardır. Çok vazifeleri vardır. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi. İlk ayet geldi. Gibi çok ayetlerle. Evvela bu. Her şey istisnasız ve in min şey muhakkak. Bir, Allah'ı hamd eder. İki, Allah'ı tesbih eder. Gibi çok ayetlerle hikmetlerine ve vazifelerine işaret eder. Numune olarak birkaçına işaret ediyoruz. Şimdi birkaç tanesini misal olarak verecek. Bismillah. Birincisini açıyor. Cenab-ı vacibül vücudun, vücudu vacip olan Allah'ın tecelliyat-ı icadiyesini tecdit ve tazelendirmek için. Birincisi bu. Tecdit ve tazelendirmek. Tazelendirmek. Çok önemli. Bu iki kelimeyi unutmayalım. Bazen şu ifadeyi kullanırız. Daha doğrusu bazen şu ifade kullanılır. Ya Risale-i Nur'un dili çok ağır. Değil mi? Anlaşılmıyor. Anlamakta zorlanıyoruz. Bazen bu ifadeler kullanılır değil mi? Biz de diyoruz ki aslında Risale-i Nur kendisini izah ve tefsir eder. Nasıl? Bakın. İki tane kelime. Tecelliyat-ı icadiyesini tecdit ve tazelendirmek. Ceddidü imaneküm bi la ilahe illallah. İmanınızı la ilahe illallah'la yenileyin değil mi? Tazeleyin, yenileyin. Tecdit ve tazelendirmek. Bakın iki ifade, iki kelime nedir? Yan yana. Ya bu tecdit nedir anlamıyorum. Ya ikinci kelimeyi oku. Ve tazelendirmek. Bediüzzaman Hazretleri'nin dili zengin. Dili zengin. Yani bu lügat var değil mi? Abdullah Yayın abinin. Orada kaç bin kelime var? 35. Öyle mi? 35 bin mi? 35 bin kelime var. Ve bunların hepsi Risale-i Nur'la ilgili. 35 bin kelime. Bir insan
7000 kelime bilsin, süper bir yazar olur ha. Süper bir yazar olur yani. 7000 kelime. Normal bir insan hayatını 500 kelimeyle geçirir abi. Sokaktakiler 15-20 kelimeyle ediyor. 500 kelime bir insanın bütün ihtiyaçlar için yeter. Bütün ihtiyaçlar için. Koyun 2 kelimedir veya 1 kelimedir. Bir hayatını koyun kaç kelimeyle götürüyor abi? 1 kelimeyle. Onun bir de şeddeli çoğaltılmışı var. M, bir de M, öyle devam edip gidiyor yani. Bir kelime. Bütün hayatını, bakın, Cenab-ı Hak öyle mahlukata öyle özellik vermiş ki, koyun bütün hayatını bir kelimeyle götürebiliyor. İnsan tabii hayvandan çok farklı özellik ve istada malik. İşte bakın, yani 100 kelimeyle idare eden var, 500 kelimeyle 7000 kelime bilen iyi bir yazar olur. Ama Bediüzzaman Hazretleri'nin dağarcığı o kadar zengin ki 35.000 kelime bambaşka bir şeydir. Bir de ha, onu da ifade edeyim. O lügatta mesela tazelendirmek yoktur. Bu kelime yok yani. Yani Türkçe olanlar yok yani. Osmanlıca, Arapça, Farsça olan kelimeler var yani. O kelimelerin izahları var yani. Bu ne demek yani? Bu muazzam bir şeydir yani. Muazzam bir şeydir. Kur'an'ın o fasih lisanına tercüman olmak için ancak ne olması gerekiyor? Böyle olması gerekiyor yani. İşte o aslında bizim durmadan yani şu Risale-i Nur'u anlatıp halen daha anlatılması gereken şeyler var dememizin altında yatan mana da bu. Bu kelimeler olmasa çok kuru, çok basit, çok sıradan bir şey olur yani. Şurada ders yapmamıza da gerek kalmaz. Herkes okur gider yani. Dolayısıyla Risale-i Nur, evet, şu anda birbirimizle fikir alışverişi içerisinde oluyoruz. Ama aynı zamanda kendisini anlatan, kendisini izah eden bir yapısı vardır yani. Daha da anlayamadık mı? İşte birbirimize soracağız yani. Birbirimize. Kimisi ibadette öndedir, kimisi ilimde, kimisi marifette, kimisi duada. Cemaat olmanın sırrı da bu. Her birbirimizin en güzel yönlerinden birbirimizden nedir? İstifade etmektir. Duada önde olan duasından, ilimde önde olan ilminden, ibadetinde önde olan ibadetinden böyle ne yapacağız? Birbirimize örnekler alacağız. Çünkü hiç kimse dört dörtlük değildir yani. Herkesin eksiği noksanı vardır. Birincisi, Cenab-ı Vacib Vücud'un tecelliyat-ı icadiyesini tecdit ve tazelendirmek için. Birinci maksat, birinci gaye, birinci hedef bu. Neymiş? Zerrenin vazifesi, birinci vazifesi Cenab-ı Hakk'ın şu alemde halk etmiş olduğu mevcudattaki tecelliyat-ı icadiyesini. Bakın, tecelliyat-ı icadiye, yaratılışta olan tecellilerini durmadan tazelendirmek ve yenilendirmek. Ha bunun için yani. Sabit olsa olmaz yani. Olmaz. Tazelendirmek için ne olması lazım? Durmadan değişken olması lazım. Mesela bir yaprak. Bir yaprak. Bir ağacın yaprağının şöyle fotoğraflarını çekin. Fotoğraflarını çekin. Ve o ağacın yaprağının bütün özelliklerinden yani vazgeçin. Tek bir özelliğine bakın. Diyelim göze görünen en önemli, yani göze en yakın görünen özelliklerinden bir tanesi nedir? Renk. Renk. O yaprağın mesela diyelim bahar mevsiminde o yaprak çıkmaya başladı değil mi? Bahar mevsiminde. İşte sonbaharda da dalından düşecek. Dalından düşecek. O bahar mevsiminin başlangıcında o yaprak ilk oluşurken fotoğraflarını çekin. Çekin. Sonra devam edin. Baharın işte birinci günü, ikinci günü, beşinci günü, ikinci hafta, üçüncü hafta, birinci ay, ikinci ay, üçüncü ay değil mi? Yaz. Yazda çekin fotoğraflarını. Sonra sonbaharda çekin fotoğraflarını. Orada ne kadar renklerin olduğunu görebiliriz değil mi? İlk başlangıçtan nihayete kadar. Sadece renk noktasında, şekil noktasında demiyorum yani. Yeşilin, sarının, öyle mi? Turuncunun ne kadar tonlarının olduğunu orada ne yapar? Ayan beyan görürüz yani. Allah Allah. Şimdi Cenab-ı Hak Mülevvin ismini aksettiriyor o yaprağı, Mülevvin. Renklendiriyor o yaprağı. Diyor ki, ben diyor, renklendirmenin ihtişamını, azametini ve büyüklüğünü bu yaprak sayfasında size göstereceğim. Ama o yaprak sayfasında
bize o rengin azameti ve büyüklüğü, ihtişamının görünebilmesi için durmadan yaprağın ne olması lazım? Tazelenmesi lazım. Yenilenmesi lazım ki oradaki ne dedi? İcattaki tecelli, oradaki yansımaların hepsini tek tek görelim. Adeta yani bir bazen oluyor ya işte belgeseller bunun çok güzel örnekleri. Aslında öyle yapıyorlar yani. Bir kamerayı yerleştiriyorlar. Bir yaprağa nazar ettiriyorlar. Kamera orada sabit kalıyor. Sabit kalıyor. Yani büyümesini de orada göster şeyinde, rengini de ta sonbahar yaprağın düşene kadar çekim yapıyorlar. Sonra böyle ekranda hızlı bir şekilde bize gösteriyorlar. İnsan hayran olup kalıyor değil mi yani? O yaprağı baharın başlangıcında seyredenler ayrı bir keyif ve lezzet alıyorlar. Sadece renk noktasında konuşuyorum bakın. Ayrı bir keyif ve lezzet alıyorlar. Baharın içinde, baharın sonunda, yazda, sonbaharda seyredenler ayrı bir keyif, ayrı bir lezzet alıyorlar yani. Bu nedir? O keyfin ve lezzetin alınabilmesi, Allah'ın mülevvin olan zatın tanınabilmesi ve idrak edilebilmesi için Cenab-ı Hak orada durmadan yenilik yapıyor yani. Bu yaprağın bir de diğer özellikler. Bir de onun yanında çiçekler, bir de onun yanında meyve, bir de ağacın diğer kendi yapısı, kendi özellikleri, bütün bunların hepsini nazara aldığınız zaman, bir ağaca nazar et, böyle uzaktan bir ormana nazar et, bambaşka manzaralar, bambaşka şekiller, bambaşka renkler ne yapılacaktır? Görünecektir yani. İnsan hayran kalır yani. Burada bu şekilde güzellikleri bize bu şekilde veren Allah, alem-i ahirette bunu en ileri seviyede verecektir. Hani bazen derler ya, yani 40. hocama da sormuşlar, hocam demişler cennete gireceğiz, çıkmayacağız. Yani insan bir noktadan sonra oradan bıkmaz mı? Demiş, cennetten bıkarsan hemen cehennem yanında yani. İstersen oraya gidebilirsin yani, biraz da orada bak ne oluyor, ne bitiyor diye. Sıkıntı yok yani. Fakat cennet bıkılacak yer değil yani. Şu dünyadan bıkan var mı? Şu dünyada her türlü sıkıntı, her türlü meşakkat, bundan usanan var mı? Yok. Hiçbir yere gitmiyoruz. Bak, gitmek de istemiyoruz yani. Böyle bir halimiz ve ahvalimiz var. Durmadan dünyaya temel atıyoruz yani. Cennetten niye usanasın ki? Cennette bir, monoton hayat yok. Monoton olsa bu dünya monotondur yani. İki, burada tecdit var mı? Durmadan her gün yeni bir aleme açıyor mu? Durmadan yeniliyor mu Cenab-ı Hak? Cennette bunun en alası var. Daha yüksek seviyede hissettirecek. Durmadan yenilik, hem de hiçbir eksiği olmadan, hem de en yüksek seviyede. Asıl tecdit, asıl tazelenmek, asıl yenilenmek cennette olacak. Cennette olacak yani. Dolayısıyla aslındaki buradakiler oranın neyi? Numunesi. Numunesi yani. Ya okuyalım şurayı. Cenab-ı Vacibli Vücud'un tecelliyat-ı icadiyesini tecdit ve tazelendirmek için her bir tek ruhu model gibi ederek. İşte bakın bu. Model, model. Her bir insan bir model. Kendimizden konuşalım şimdi. Her bir insanın ruhu model. Ruhu model. O ruhun üzerinde Cenab-ı Hak ne yapıyor? Kesiyor, ekiyor, biçiyor yani. Ne ile? Her türlü şeyle yani. Çocukken ayrı bir elbiseyi biçmek var. Öyle mi? Şu cesedi. Anne karnında ayrı bir biçmek. Çocukken ayrı bir biçmek. Bakın ruh değişmiyor. Ama değişen nedir? Ceset. Ceset her gün değişiyor. Her yıl değişiyor. Her ay değişiyor. Her an değişiyor ceset yani. Kendimizin de fotoğrafını, o yaprağın fotoğrafını çektiğimiz an kendimizin de fotoğrafını çeksek ne kadar tecelliyat-ı ilahi olduğunu üzerimizde açık ve net ne yapacağız göreceğiz yani. Her bir ruhu bir model kabul ediyor Allah. Onun üzerinde nedir? Yaratılışa ait tecelliler sergiliyor. O tecellilerin görünebilmesi için de şu elbisenin, beden elbisesinin, şunu kastetmiyorum yani, içimizdeki etten, kemikten, kandan meydana gelen şu beden elbisesini durmadan, an be an değiştiriyor Cenab-ı Hak. Değiştiriyor. Değiştirmenin hedefinde ve gayesinde ne var? Aslında Allah Esma-i İlahiyesini bizde gösteriyor yani.
Ya. Aslında Allah bizim vücudumuzla kendisini bize ne yapıyor? Tanıttırıyor. Beni anla, beni tanı, beni bil, beni idrak et diyor yani. Biraz önce onun için söyledik. Her bir atom bir model olduğu gibi, atomun ruhu. Peki atomun ruhu nedir diyeceksiniz, onu ifade edelim. Atomun ruhu. Mesela demir atomunun ruhu nedir? Fe2 miydi? Fe değil mi? Fe. İşte o, demir atomu diyoruz buna. O bir, yani onun moleküler yapısı, onun içindeki kendisinin kendisine özel taşımış olduğu özellik onun ruhu hükmündedir. Onun ruhu hükmünde. Ruhu manevisi. Her bir ağacın ruhu hükmünde olan şey nedir? Çekirdeği içerisine yerleştirilen ukde-i hayatiye. Onların da ruhu onlar. Bizim de kendimizin bizzat neyi var? Ruhumuz var. Ruhumuz var. İşte her bir ruhu Cenab-ı Hak bir model olarak alıyor. Onun üzerinde kesiyor, biçiyor yani. Büyütüyor, geliştiriyor. Bazen bunu yaratılışın normal seyrinde yapıyor değil mi? Bazen musibetlerle yapıyor. Bazen hastalıklarla yapıyor. Bazen çok farklı ruhi sıkıntılarla bunu yapıyor. Yapıyor yani Allah. Her bir sebep tahtında Allah şu vücutta durmadan ne yapıyor? Tasarruf yapıyor yani. O tasarrufta da maksat nedir? Kendi tecelliyatını orada göstermek. Göstermek yani. Hastalıkla gösteriyor. Bir taraftan sağlıkla gösteriyor. Bir taraftan zenginlikle gösteriyor. Bir taraftan fakirlikle gösteriyor. Belalarla, musibetlerle, her şeyle gösteriyor yani. Öyleyse biz hastalıklara, musibetlere, başımıza gelen her vakaya da aslında hangi canipten bakmamız lazım? Bu canipten bakmamız lazım. O zaman rahatlarız. Ben de tasarruf eden öyle biri var ki benim üzerimde kesiyor, ekiyor, biçiyor. Aslında bu kesmenin, ekmenin, biçmenin hedefi ve gayesi güzellikleri göstermek, beni kemalata erdirmek, beni büyütmek ve geliştirmek. Aslında mana bu. Diğer manalar yani. Her sene mucizat-ı kudretinden taze birer ceset giydirmek. Yeniden yeniye. Bir senede şu vücut dedik ya, iki defa komple ne yapılıyor? Yenileniyor yani. Ve her bir tek kitaptan ayrı ayrı bin muhtelif kitabı. Her bir kitap. Bir elma ağacı bir kitaptır. Fakat bir sene boyunca o elma ağacının üzerinde olan değişmeler, dönüşmeler ve tasarrufları, onları da yazacak olsan, olur sana bin kitap. Adeta bir kitap neye çıktı? Bin kitaba. Bir insan bir kitaptır. Her bir insanın sadece şu vücuduyla, bedeniyle ilgili hayatı boyunca üzerine gelen vakalar, hadiseleri yazacak olsan, aha sana bin kitap. Ya acayip bir şey. Çoğaltıyor Cenab-ı Hak adeta. Ne yapıyor? İstinsa ediyor, çoğaltıyor. Hikmetiyle istinsa etmek, bütün bunları yaparken hikmetle yapıyor. Öyle manasız, boş, gayesiz değil. Hedef ve gaye var. Hedef ve gaye nedir? Büyümek, gelişmek, Kabe-i Kemalat'a ulaşmaktır. Her bir şeyin bir nihai noktası vardır. O nihayete ne yapıyor? Ulaştırıyor yani. Bir tek hakikati başka başka surette göstermek. Bir tek hakikati başka başka surette göstermek. Dedik ya, Mülevvin ismini başka başka suretlerde gösteriyor. Cemil ismini başka başka sureti. İnsanın bir hakikati var değil mi? Bu hakikati başka başka suretlerde gösteriyor yani. O suretlerde çocuk sureti ayrı bir şey, mana ifade ediyor. Gençlik sureti, yani ben ana bölümlere ayırmış olayım. Gençlik sureti ayrı bir manayı ifade ediyor ama hakikat bir. İnsaniyet hakikati, bakın. Olgunluk nedir faslası, arası ayrı bir manayı ifade ediyor. İhtiyarlık ayrı bir mana ama aslında ana hakikat nedir? İnsaniyet hakikati. İnsaniyet hakikatını birden çok suretlerde göstererek bir insan bunların hepsine giriftar olur diyor yani. Hayatı aksettirip bir hakikati, bir manayı ortaya koyduğu gibi ölümü de, mevti de aksettirip ne yapıyor? Başka bir hakikati ne yapıyor? Başka bir manayı bizim gözümüzün önünde
gösteriyor yani. Bütün bunların hepsini nazarımıza veriyor. Bir tek hakikati başka başka surette göstermek ve kainatların ve alemlerin ve mevcudatların taife taife arkasından gelmelerine yer vermek ve zemin hazırlamak için. Bu değişmelerin, dönüşmelerin altına yatan diğer bir mana. Biri gidecek ki yerine ne gelsin? Diğeri gelsin. Biri gitmeden diğeri gelmiyor. Böyle. Bir bahar geldi. O bahar gidecek ki yerine yeni bir bahar gelsin yani. Bugün ne günlerden? Salı. Salı gidecek ki onun yerine ne gelsin? Çarşamba gelsin yani. Durmadan Cenab-ı Hak ne yapıyor? Böyle değiştiriyor. Her bir günü, her bir zamanı, her bir anı adeta bir alem, bir kainat şekline getiriyor. Her yeni gün diyor. Sana hem herkese yeni bir alemin neyidir? Kapısıdır yani. Durmadan alemler açıyor Cenab-ı Hak bu alemde. İşte bu alemlerin açılabilmesi için atomun, zerrenin, her bir şeyin durmadan hareket halinde olması gerekiyor. Taife taife arkasından gelmelerine yer vermek ve zemin hazırlamak için Fatır-ı Zülcelal, o celal sahibi, her şeyi yaratan, halk eden Allah, zerratı tahrik, atomları harekete geçirir ve zerratı tavzif etmiştir. Bununla da vazifelendirmiştir. Senin hareketinin altında yatan mana budur. Seni böyle bir vazifeyle tavzif ediyorum. Sen durmadan hareketli olacaksın. Ta ki her şey değişsin, dönüşsün. Ta ki eskiler gitsin, yerine yenileri gelsin. Ta ki benim icada ait tecelliyatım durmadan tazelensin ve yenilensin. Yeniden bir alem, yeniden bir kainat. Bir kitaptan binlerce kitap meydana gelsin ve onlarla şuur sahibi, idrak sahibi, akıl sahibi mevcudat ve mahlukat okusun beni, anlasın, tanısın ve bilsin. Hazerenin hareketinin bir hikmeti, bir vazifesi. Şimdi bu noktadan aleme nazar edince alem ne kadar mana doluyor değil mi? Ne kadar hikmet doluyor? O zaman her bir hareketli şeye biz bu açıdan baktığımız zaman yıldızları bu şekilde seyretsek, öyle mi? Ayın hareketini bu şekilde, bu manayla seyretsek, güneşin hareketini bu manayla seyretsek, denizin dalgalarını bu manayla seyretsek, rüzgarın hareketini bu manayla seyretsek, depreme de böyle baksak, öyle mi? Diğer hadiselere, vakalara da böyle baksak, her bir şeyden ne yaparız? İbret, fikret ve ünsiyet levhaları alırız. İçimiz rahatlar. Ruhumuz ferahlar. Allah Allah. Marifet dolar, iman dolar. Biz de ne yaparız? Kurtuluruz. Şu dünyadan alem ahirete giderken mümin olarak gideriz. Tahkiki iman sahibi olmuş oluruz ki şeytan dokunamaz ona inşallah. Peki. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahmenilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.